Kavlak, psikoloğum. Huzur evinde görev yapıyorum. Hocam çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Neler yaşıyorsunuz? Hangi anılara şahitlik ediyorsunuz? Neler dinliyorsunuz? Ben yaşlarımızla burada birebir görüşmeler yapıyorum. Onların hayat hikayelerini dinliyorum. Hepsinin kendine özgü bir hayat hikayesi var. Acı tatlı anıları var. Bu anıları paylaşıyorlar benimle. Tabii burada kalmaktan dolayı son derece memnunlar, mutlular. Ama belli bir yaşta biliyorsunuz kişi eşini kaybedebiliyor, dostlarını kaybedebiliyor. Kayıplardan dolayı tabii buruklukları da var. Aslında buruk bir mutluluk yaşıyorlar. Şöyle, yalnızlık duygusunu çok hissediyorlar burada. Hani dediğim gibi eşlerini, dostlarını kaybetmiş oldukları için kendilerini yalnız hissediyorlar. O yalnızlık duygusunu gidermek için burada kendilerine yeni dostlar, yeni insanlar tanımak için aslında burası onlar için iyi bir vesile. Burada yeni dostlar ediniyorlar. Sonuçta aşağı yukarı hepsinin belli yaşanmışlıkları var. Ortak paydalarda buluşabiliyorlar. Bunları birbirleriyle paylaşma imkanı buluyorlar. Evlatlarda da bir travma oluşturur. Hani bunlar yüzleşmeseler bile. Onlar da ne gibi huzursuzluk olur? Şöyle ki biz Türk toplumu olarak bir arada yaşamaya alışık, birbirimize son derece bağlı bir milletiz. Dolayısıyla da bir evlat için annesini babasını huzur evine yatırmış olmak tabii ki büyük bir suçluluk duygusu yaratıyor. Onların da tabii kendilerine göre şartları var. Hani hayat şartları bazen insanı hiç istemediği noktalara getirebiliyor. O yüzden onlarda da büyük bir hüzün olduğunu görüyorum ben. Annelerin babalarının burada olmasından dolayı. Aslında tabii ki her annenin babanın yanı evlatlarının yanı. Yalnız olmak çok zor, yalnız yaşamak çok zor. Hele ki belli bir yaştan sonra bu daha da kişiye zor geliyor. Dolayısıyla da o kişi bir seçenek olarak huzur evinde kalmayı görüyor ve buraya başvuruyor. Başlangıçta son seçenek olarak değerlendirip huzur evinde kalmayı kabul ediyor. Ama daha sonra burada kalmaya başladığında burada hizmetlerden memnun kaldıkları için ya da yeni dostlar edindikleri için bir müddet sonra iyi bir karar vermişim diye düşünüyorlar. Yani negatiften pozitife dönmeye başlıyor duyguları. Şunu söyleyebilirim, annenizle babanızla geçireceğiniz her anın tadını çıkarın. Çünkü onları kaybettikten sonra o anıları bir daha yaşayamayacaksınız. Dolayısıyla yanınızdayken, birlikteyken, beraberken bunun kıymetini bilin. Her anın tadını çıkarın ve onları elinizden geldiğince mutlu etmeye çalışın. Çünkü onlardan dua almak çok önemli. Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok buna çok değer veriyor. Burası için sevap bankam diyor. Dolayısıyla biz de aynı şekilde yaşlarımıza büyük itina gösteriyoruz ve benim için özellikle onlardan bir Allah razı olsun kızım sözü her şeyden çok daha değerli. Merhaba, ben Betül. Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Öğrencisiyim. Burada stajımı görüyorum. Evet. Bu şekilde. Kaç aydır staj yapıyorsun? Bir aylık staj yapacağım. Bu ilk haftam. Bu buradaki ortamı, izlenimlerini anlatır mısın? Neler hissediyorsun? Veya buraya gelmeden önce nasıl bir yer bekliyordun? Aslında evet, beklentilerimle burada karşılaştıklarım çok farklı çıktı. Daha farklı bir ortam bekliyordum ama o kadar mutluyum ki burada olmaktan. Herkesin çok farklı hikayesi var, çok farklı hayatlar var. Bir odada ağlıyorsak diğer odaya gidip gülüp oynuyoruz. O yüzden hani çok farklı bir deneyim oldu benim için de. Burada olduğum için çok mutluyum. Yaşlılarla iletişimde olmak, onlarla konuşmak, bir şeyler paylaşmak çok güzel. Bu şekilde. Bunlar buradaki insanların rehberliklerine, siz gençlerin ihtiyacı var. Evet. Onlara neler söylemek istersin? Çok güzel öğütler veriyorlar. Kendi hikayelerinden, işte bak biz böyle yaptık, siz şunu yapmayın. Biz genç olsaydık şöyle yapardık, böyle yapardık. Biraz bizi kendimize getiriyorlar aslında. Çok farklı pencereden bakıyorlar. O bize bir ders oluyor. Bizim göremediklerimizi onlar bize gösteriyorlar, onlar söylüyorlar.
Bu açıdan çok güzel. Staj sonrasında anneye babaya sizin tavırlarınızda biraz daha bir sinirlik oldu mu farklı olarak? Ya şöyle, aslında zaten ben yaşlarla sürekli iç içe olan bir insanım. Büyük babayla babaanneyle beraber büyüdüm. Yani çok farklı bir şey değildi benim için. Ama yine de tabii ki burada yaşlarla beraber olmak, onların bu halini görmek çok farklı bir deneyim oldu. Anneme babama daha farklı bakabiliyorum artık. Şüphesiz evlat hasreti çekenler vardır. Kesinlikle, sizi de kesinlikle evlat yerine koyanlar vardır. Zaten, belki evet, dinlendirmeseler bile. Evet. Onu hissettiğinizde neler hissediyorsunuz? Ya çok farklı hissettiriyor aslında. Mesela bazı torunu olarak görüyor. Torununa ne kadar benziyorsun diye seviyor. Bazısı aynı benim de senin gibi kızım var diye seviyor. Hani onların bizi onların yerine koyması çok güzel hissettiriyor. Belki içlerinde bir eksiklik, bir burukluk varsa belki onları tamamlayabiliyoruzdur. O çok şanslı bir duygu. Kendi yaş kuşağına neler söylemek istersin? Buradan benim aldığım derse göre, yani kendi gençliğimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu bize verilen bir nimet şu an için. Çünkü yaşlandıktan sonra bir şeyleri yapamamak çok onların zoruna gidiyor. Çok zorluk çekiyorlar. O yüzden gençliğimizin kıymetini bilmeliyiz bence. Şimdi hüzünlü amcalar, teyzeleri gördüğünde şüphesiz insani bir şeydir, tepkidir. Hüzünleniyorsunuz. Kalıcı bir etki oluyor mu? Nasıl dağıtıyorsunuz? Şu an için çok travma yaratacak derecesinde hani bir durumla karşılaşmadık. Ama tabii ki Burcu hocamızla da, burada buranın psikoloğu, bize çok rehberlik ediyor, gösteriyor. Biz bazen üzüldüğümüz zaman diyoruz hani biz bu mesleği nasıl yapacağız, üzülüyoruz. Onlara işte nasıl yardımcı olacağız diye. O diyor hani bunlar çok insani duygular. Kendinizi kötü hissetmeyin. Yeri geldiğinde ağlayacaksınız. Yeri geldiğinde beraber güleceksiniz. O yüzden hani bunları yaşamak bana kötü hissettirmiyor. Ağlamam, üzülmemem gerekiyorsa beraber oturuyoruz, ağlıyoruz. Gülmemiz gerektiğinde beraber gülüyoruz, eğleniyoruz. O şekilde. Buraya gelmeden önce böyle bir şey tahmin edebilir miydin? Bu kadarını tahmin edemezdim. Kesinlikle bu kadar etkisi olacağını, bu kadar beni etkileyeceğini asla tahmin edemezdim. Tahmin etmiyordum da zaten. Buraya gelince ya herkese ne konuşsam, ayaküstü bir sohbette bile bir şey öğrenebiliyorum, bir şey çıkartabiliyorum. Bu çok farklı, çok güzel bir duygu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ Burcu'm, Ankara'ya hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Nasıl gidiyor çalışmalar? Az önce de hayranlarınla buluştuk. Müthiş bir hayran kitlem var. Estağfurullah. Programdan evvel işte bir buluşma oldu bizim kulüp üyelerimizle. Hoş bir muhabbet oldu. Hemen hemen her konserden evvel, zaman zaman konserden sonra yaptığımız bir etkinlik bu. Ve ben özellikle konser öncesi veyahut sonrası
bizi dinleyen, seven, uzun süreden beri takip eden, daha doğrusu müdavimlerimiz olan insanlarla bir araya gelerek bir şeyler paylaşmayı çok seviyorum ve istifade ediyorum. Yani onlar benden istifade etmek için geldiklerini düşünüyorlar ama ben gelenlerden istifade ederek dönüyorum.